Evet, 26 Temmuz 2018 bir biber tarlasındayız. Ve burası Edirne merkez, Edirne Hafsa ilçesindeyiz. Ve Abalar köyündeyiz. Ablalar köy değil. Abalar. Çok geçince karıştırıyoruz. Ve biber üreticimiz, patlıcan üreticimiz Sayın Umut Koç Evet. Beyefendi. Umut Bey yaklaşık 2 yıllık bizim müşterimizdir. Evet. Umut Bey, rekor gelişimi uzun süredir kullanıyorsunuz ve Evet. çeşitli birçok üründe kullandınız yani. Bir anlatır mısınız? Nasıl başladınız? Ne sonuçları aldık? Şu an en azından şuradan başlamak adına şu biber tarlamızı bir çekelim şöyle bir. Nasıl sağlığı gözüküyor? Ya benim sakin ha. Evet, tarlamız bu şu anda. Evet. Şöyle düz şekilde gözüken hal bu haliyle gayet güzel bir durum söz konusu. Yavaş. Şimdi başlayalım efendim. Şimdi abiciğim daha önceden ilk bahçeye ne uyguladık biz rekor Ekrana gelişimi? bakar açıyorum. YouTube kanalından takip etmeye başladık sizi. Hı. Tabii her şeyde de denenmiş bir şey. Bu zeytinde denemişsiniz, domatesde, biberde, her şeyde denediğiniz için. Hı. Biz de bir deneymek istedik yani. İlk başta bir 5 dekar bahçeyle denemeye başladık. Gerçekten yani geçen sene çok olumlu bir sonuç Ne aldık. vardı Niye? Bir bahçede? daha önceden bizim topraklarımızda Edirne çok sıcak bir bölge olduğu için Hı. domateslerde yanma, biberlerde hastalık, Hı. toprakta çatlama, hep sulama. Zaten yazın yağmur pek düşmediğine bizim buraya toprak çatlıyor yani işin Evet. gerçeği. Hı. Ya şimdi önceden biberlerimizi 3 haftada suladığımızda yani hastalık yapıyor. Evet, yani çok sulamadan dolayı hastalık Evet. yapıyor. Ama daha suladığımızda hastalıklar tabii bunu daha aşağıya çektiğimiz için şimdi rekor gelişim kullandıktan sonra haftada bir kere sulamaya başladık. Daha Eskiden önceden kaç iki gündü? kere, üç kere suluyorduk haftada yani. Ama o da suyunu gene almıyordu ona rağmen. Aynen. Evet. Ya şimdi hava yağdığında da yani biz şunu fark ettik. Hava yağdığında da toprağın suyu emmesi daha basit, daha kolay oldu. Şimdi çevre tarlalarda gözüktüğü gibi mesela sağda solda su dururken bizim tarlamızda su durmadı yani işin gerçeği bu. Evet. Ondan sonra bu sene bu alanda denedik. Darı alanda denedik. Hı. Bahçenin yerine ikinciye arpa ektik. Arpa alanında Peki denedik. kalite Şu nasıl an oluyor? kalite çok memnunuz yani. Biberlerimiz geçen sene çok mükemmel bir şekilde oldu. Hı. Düzgün şekilde oldu. Domateslerimiz öyle oldu. Çabuk Hı. sönmedi. Yani Hı. en büyük sıkıntımız buydu bizim. Hı. Ekip sıcaklardan dolayı çabuk sönmesiydi biberlerin, Çabucak patlıcan, geçmesi, evet. çabucak geçmesi. Allah'ımıza çok şükürler olsun. Geçen sene Eylül ayının Ekim ayına kadar hep devam ettik iyi kötü bir şekilde Peki, gittik yani. Edirne'mizin yine en büyük kalemi bir tanesi buğday arpa kalemi. Aynen. Yani Arpada şimdi nedir sonuçlar? Ne oldu geçen sene mesela? arpada mesela bu sene yağışlıklar bizim bölgeye çok az düştü. Hı. Yani hiç düşmesi desek yeridir. Niye? Kışın çok hava yağdı. Bu Evet. yüzden bu ova yerlerde su durdu. Hı. Ama işte bayır yerlerde o kadar su durmadı ama ilk kez üstü tam başak evresindeyken yağmur çarpmadığından dolayı Hı. verimler çok düşük oldu. 100 kilo biçen oldu, 80 kilo biçen oldu, Bu sene 150 için kilo. konuşuyoruz. Aynen. Yani 200 kilonun üstüne çok az bir yer geçen olmuştur ama çok az bir yer. Belki Evet. sulayanlar 300 kilo almıştır. Dekarından bahsediyoruz. Aynen. Biz şurada alanımızda geçen seneki bahçe alanımızda arpadan bu sene beraber biçtik. Makinacının yanına bindim. Ben de özellikle denemek istedim Hı. yani. 40 dekar bir arpamız vardı. Hı. Bu 5 dönüm arpadan diğerlerine göre verim daha yüksek çıktı. Ne kaldırdık Ya dekar şu verimi? an indirdik yani hayvanlar için indirdik ama depodan yani anlaşıldığı gibi bizim köyümüzün Hı. biçerdiverleri 624 ile levarda 624 ile biçtik. Yani Hı. 300-350 kilo arasında yani çuvalladığımızdan da belli, Hı. çuval sayımızdan da belli. 350 kilo gibi bir Aynen rakam kaldırdınız. 340-350 kilo Ama yani. en fazla 200 diyorsunuz bu sene. Bu Aynen. senenin başı. Aynen dolay yerlerde 200 kiloyu geçen olmadı diye tahmin ediyorum. Belki Evet. sulayan olduysa geçmiştir yani. Ha biz kurak yer için Aynen konuşuyoruz. biz hiç sulamadık. Aslında sulayabilirdik Hı. ama sulamadık. Niye sulamadık? Hem bir Evet. deneyip görmek istedik. Hı. Bakalım ne olacak, ne gidecek ama sene Allah nasıl kısmet ederse burada ova yerlerimizden hani 40-50 dönüm Hı. yer bir Hı. dekar deneyeceğiz yani. Evet. Devamını getireceğiz. Zaten orada denildi her tarafta. Şimdi burayı da bu sene yeni kullandınız biberlere. Bu alanı bu sene bahçe daha yeni ekildi. Burada da kullandık. Yani her şey açık ortada. Gösterelim lütfen. Aynen. Nedir? Toprakta bakın yani. Açık olan şey nedir efendim? Öncelikle Ya şimdi mahsulüm. ben bakıyorum siz Bak. gösterin. Yani siz Aynen kendiniz bak şimdi. mahsulle alakalı bir anlatalım bakalım size. Aynen bak şimdi. Nedir burada olmayan Şimdi eşyalar olan abiciğim. nedir yani? Bakın şu dolmaların düzgünlüğüne bakabilirsiniz yani. Hı. Şu çiçeklere bakabilirsiniz. Yani bu daha geçen hafta toplanmış bir şey. Yani Hı. şu an bu toplanalı aşağı yukarı Ya ama 5-6 gün bunda oldu. toprak taş gibi. Bak şimdiki toprağa bak. Siz gösterelim buyurun. Evet. Teyzemle. Buyurun teyzem dinliyorum sizi.
Önceden toprak taş gibi olurdu. Şimdi bak bulgur gibi. Gösterin. Rekor gelişimden evet. Bulgur gibi. Bak, evet. Bak. Bak böyle elinle. Evet. Aldın mı? Önceden taş gibi elini sokamazdın. Sokamam. Elin şey yapardı. Hı hı. Diğerleri bir gösterelim. Bak. Evet. Harika. Peki ebatlarda eşitlik oldu mu efendim biber tarlasında? Yani böyle topladığınız biberler ebatları eskiden mesela çürük, çarık, arızalı. Arızalı daha olurdu. Fazla çıkma daha çok olur. Şimdi nasıl mesela çıkmayla alakalı tepkiniz? Şimdi çok güzel baksana. Hepsici yani bola dökü hepsiciğini vereyim. Verim ne oluyor? Hepsi ürün oluyor. Şimdi tabii. Abicim biraz da hani ha. Bakmayla da alakalı. Muhakkak. Yani bir şey yaparsan bilgili yapmak mesela sağdan soldan bilgi almak. Yani şimdi artık topraklarımız çok eskidi. Tabii. Yani hep bizim buralarda buğday, ayçiçeği, mısır. Bunun üçünden başka hiçbir şey yok. Tabii. Alternatif olarak bizden başka zaten bu işte uğraşan yok. Bu köyümüzde yok. Hani anladım. İki yani yapıyor onlar da az çok. Şimdi ekenler de kapı önüne yıkıyor. Tabii, zaten şöyle ki bakın bir işi zaten tamam doğru ürünü bulacaksınız. Aynen. Ama doğru ürünü doğru kullanmazsanız da tamam. Beraberindeki diğer ilaçlamayı, bakımı, çapalamayı daha birçok şeyi doğru yapmasanız da yine sorun olur abi. Aynen. Gelin o yüzden evet. Görün. Aynen bakalım. Şu biberleri biraz daha gösterelim. Değişik cins biberleri gösterelim. Aynen. Şunları gösterelim buyurun gelin. Bir de şu biberleri gösterelim lütfen. Çünkü malum. Aynen. Evet. Şöyle yakından gelelim. Nasıl döküm? Bakabilirsiniz abi. Dökümler çok mükemmel. Peki evet. Şunu soracağım ben size. Teyzeme de soracağım ben. Tabii eskiden mesela toprak su yemediği zaman ne olur sebzecilikte? Toprak su yemediğinde hastalık olur abi. Düşen yani meyve sebze çamur olur. Aynen. Evet, taş gibi olur. Şey, meyve su yağmur yağdığı zaman o su yemediği için yağmur toprak meyve çürüyor. Tabii. Şu an ne durumda meyve çürmeleri tarladaki? Yani, örneğin yere dokunanlar için konuşuyorum. Öncekine bakarak daha güzel şimdiki. Daha şu an çok daha güzel yani. Tabii. Evet. Gelelim öyle devam edelim. Gel. Şimdi gösterin dalları göster. Hepsinin bir kere aynı olduğu konusun ha. Aynen. Şimdi şöyle bir daha güzel gösterelim şöyle. Şöyle bakın ben bir göstereyim şöyle hatta. Şu bakın şöyle tarlamızın hali bu. Çok güzel şekilde. Böyle. Patlıcanlarımıza da bakabilirsin. Evet. Buyurun gelin patlıcanlara bakalım. Evet bunlar burada bir bölüm sadece top atan patlıcanlarımız. Bunlar zaten daha yeni. Top atan. Daha yeni dökmeye başladı. Patlıcanı şöyle bir gösterelim bakalım. Evet. Evet. Yengem yani teyzem sağ olsun orada. Heh. Yavaş hareket edelim ha. Şeklenme çok güzel. Şimdi şöyle şu şeyi gösterelim. Bu arada zaten bir şeyin Umut Beyciğim fiyatından da belli oluyor. Ben size şöyle izah edeyim. Biberin fiyatı kaç para şu an piyasada genel anlamda? Ya piyasada abi toptan alındığında 1 lira. Eğer kendin satabilirsen, başarabilirsen 1 TL. Hı hı. Ya toptan böyle duyuyoruz. Hani biz kendimiz toptan vermediğimiz için hep kendi sattığımız, kendi köyü altımıza satıyoruz. Evet. Avrupa pazarına çıkıyoruz. Biz de Edirne pazarına çıkıyoruz yani. Anladım. Orada müşterilerimiz var. Yani şimdi bizim... Toptan 1 lira civarlarında diyorsunuz. O bizim bu bölgede öyle gidiyor yani. Evet. Patlıcan fiyatları neydi? Patlıcan fiyatları da yine aynı. Domates. Bazen 50 kuruşa bile düşüyor yani. Domates fiyatları nasıl? Domates fiyatları da iyi. Yani abi kaliteli bir lezzetli bir domates çıkarırsan... 2 evet. lira, 2,5 lira, 3 lira. Evet. Sezon bitiminde daha pahalı oluyor. Peki bir de mısır ektiniz şimdi. Evet. O daha yeni ekim mısır olduğu için. Aynen. Belki oraya gitmeyebiliriz haliyle. Yani yeni ekim mısırlardaki şey nasıl? Çıkış şekli. Çıkış hizayı bulması. %98'i çıktı abi. Daha önceden ektiğimiz yerlerde hani nasıl desem %80, %75 çıkıyordu. Aha. Ama bu sene Allah'ımıza çok şükürler olsun. Havanın yağmasına rağmen %98'lik bir çıkış sağlık. Sadece bir başlarda çıkış olmalı. Bir şey soracağım ben size. Şimdi orada malum ne vardı? Orada bir önceki dönemde arpa vardı. Yani evet. Bahar döneminde arpa vardı. Peki Mısırlardaki şu anki ot durumu nedir efendim? Şu an ot durumu yok yani abi. Yok desem yeridir yani. Ot durumu yok. Şimdi burada bu çok önemli konu arkadaşlar. Şu otla ilgili şunu anlatmak istiyoruz. Yani bunu da özellikle soruyorum ben size. Şimdi birinci dönemde var olan bitkiden dolayı rekor gelişim toprak düzenleyici oradaki ot tohumlarını çimlendirdi. Evet. Her ne kadar buğday güçlü, arpa güçlü olduğunda onları bastırsa da gene de kısmi çimlendiği için artık orada ot tohumu kalmadı. Aynen. Şimdiki ektiğiniz mısır döneminde de ancak sağdan soldan suyla gelen otlar çimlenebilir. Ama oradaki otların hepsi çimlendiği yani için bir de ot orada kalmadı. Aynen. Anlatma şansı bir şey o yani. Ya bir de işte arpa biçilirken hani biçerdivelerden gelen otlar da oluyor yani. Tabii. Sade tabii, şeyden tabii. de değil yani. Aynen. Yabancı otlar öyle de geliyor. Şu biberleri bir gösterelim bakın. Şu biberlerin ışıltısını.
Kamera önemli olan sonuçta bu biberlerin kalitesi arkadaşlar. Şimdi o yüzden burada bunu göstermemiz lazım bizim. Çünkü mahsul bu. Nihayetinde konuştuğum şey bu sonuçta. Bak, görüyorsunuz döküm. Aynen. Gösterelim. Şuradan da gösterelim bakın. Siz gösterin mutlacığım. Şöyle güzel açarak gösterin şöyle. Kaç gün önce toplamışsınız buraya? Bir hafta önce öyle mi? Bir hafta bile olmuyor. 5 gün falan oluyor. Buranın dönemi ne oluyor? Buranın dönemi ya şey olarak... Ya şimdi bizim ekim şeyimiz... geç oluyor bu. Bizim bölgede ideller olmadan yani Mayıs'ın 5'i 6'sı olmadan... Evet. Kimse bir şey ekmiyor. Eken olursa da seralara ekmek zorunda. İklimi böyle bir iklim. Aynen. Yani. Çünkü abi kıra düşme olayı oluyor. Ektikten sonra ekim sulu dönemler, kıra, o dönem. Gizli kıra olduğu ne için... Ne zamana kadar devam ediyor? Biber olsun, domates olsun o zaman bu durumda. Aynen. Yani yılın Eylül, Ekim... Eylül ayına kadar desek yeri de Eylül ayının sonuna kadar. Ekim ayında zaten buğday ekimi başladı ne abi? Evet. Sönüyor yani ister istemezsek de evet. Bütün her şey... Şu cins biberlere sağlı. Geçelim de buyurun gelin. Orada değişik biberler var. Her cins biberde bunları görüyoruz bende. Buyurun. Gösterelim yani şöyle buyurun. Şu burada kapyalar var. Burada kapya biberlerimiz var. Gösterelim şu kapyaları lütfen. Kalitesini, yoğunluğunu gösterelim. Buyurun gelin. Şuradan, evet şuradan gösterelim. Evet. Şuradan bakabilirsin abi. Yavaş yani bizim gösterelim. Bizim bu bölgede yani imkansız bu kapya biberini yetiştirmek. Çünkü bizim bölgemiz buraya elverişli pek değil bu kapya biberinden dolayı. Bakın yani bakabilirsiniz. Toprak çatlamasını önlemiş. Aynen. Annenizin söylediği gibi ondan sonra evet gösterelim lütfen. Evet gelin buradaki patlıcanlara da bakalım. Evet patlıcanlara da gelelim. Bakın yani. Evet. Bunları yani 2-3 gün önce topladık. Bunların da cinsi nedir efendim? Gösterin. Şimdi yavaş. Abi bunların cinsi yavaş patlıcanı ibrit kullanmaya çalışıyoruz. Bursa tohumculuğun cinsi bunlar. Bıldırcında karnası falan var içinde. Topatanı var. O, oradakiler topatan patlıcanlarımız. Böyle gördün mü? Şurada büyümüşler var. Şu bir tane. Bakın ya. Şimdi sebzecilikte az önce söylediğimiz konu çok önemli konu. Bir daha gösterir misin? Şimdi suyun emişiyle alakalı. Bakın ben size şöyle anlatacağım. Şimdi malum patlıcan, biber, domates, ne olursa olsun, kavun, karpuz. Evet. Karpuzumuz zaten karşılıklı. Aynen yani. Ne oluyor arkadaşlar? Toprağa değiyor. Şimdi toprak malum ıslandığı zaman, suyu emmediği zaman, yağmur yağdığı zaman çamur oluyor. Artı suyu emmeyen toprak yapısında su sağa sola yayılıyor. Tam normal suyuyorsun sahile. Aynen. O zaman ne oluyor? Mahsul çürüyor. Ama bugün toprak düzenleyici, rekor yaşım olan bir tarlada ise su emildiği için aşağıda yayılıyor. Kökler aşağıdan suyunu alıyor. Bu da ister istemez zaten birçok mantar hastalıkların aynen. daha fazla olmasını bir kere engelliyor yani. Aynen. Yoksa yine iklim şartlarından dolayı olabilir. Korumak gerekiyor. Aynen. Bunu bilmeniz gerekiyor. Aynen. Yani. Bu 2018 yılında zaten çok yağışlı bir sezon geçirdik. Evet. İlkbaharda yağmurlarımız düşmedi. Buğday asatında çok yağmur düşmeye başladı. Hı-hı. Yani bu bölgede yağışlıklardan dolayı hastalık yapmadan olan biber desem, patlıcan desem, domates desem, karpuz desem yeridir yani. Karpuza da verdiniz. Aynen karpuza da verdik. Buradan oraya yukarı kadar uyguladık hepsini. Hepsi çünkü karpuz. Seneye burası arpa ekeceğiz anladım. Yani. Çok güzel. Bu yeterli. Şimdi karpuzlara geçelim ayrı. Bir de domateslere geçeceğiz zaten. Gelin domateslere geçelim. Şimdi şöyle onu ayrı çekelim. Uzun olduğu zaman şey oluyor. Tamam. Parça parça zaten sonuçta yeterli. Bu bir patlıcan bel olsun. Çok teşekkür ederim. Bu arada da ayrıca bu hafta da eğleniyor musunuz yani? Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Allah bir yastık hocasın. Amin inşallah. Çok teşekkür ederim. Hadi sağ olun.